Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kastamonu'dayız. Kastamonu'da bir abimizin evine misafir olduk burada. Bir dersi inşallah beraber paylaşacağız. Buradaki abiler de ilk defa karşılaştığımız abiler var. Onlarla inşallah manevi sofradan beraber istifade edeceğiz. Ziyafet, manevi ziyafetten inşallah karnımızı, kalbimizi doyuracağız inşallah. Çünkü insan sadece mideden ibaret değil ki karnını doyurmakla dolsun, doysun. İnsan dediğimiz şey zaten nedir? Kalptir, ruhtur, maneviyattır. Sadece karnını doyurmakla, sadece kendi maddi, cismani ihtiyaçlarını karşılamakla mutlu olacağını, doyacağını, tatmin olacağını zannedenler sadece kendilerini aldatıyorlar. O yüzden değil mi? Bir türlü muvaffak olamıyorlar, bir türlü mutlu olamıyorlar. Niye? Çünkü şu ceset dediğimiz, şu madde dediğimiz, şu cisim dediğimiz, beden dediğimiz şey ruhun bineğiymiş, bineği. Atı yani. Asıl süvari ruh. Yani babanızın ruhu cesedinden çıktığı zaman baba dediğiniz bütün vasıflar, özellikler, güzellikler ruhta mı kalıyor, cesette mi kalıyor? Ruhta kalıyor. Cesedi artık baba değil, götürüp apar topar gömüyoruz. Yani adeta baba dediğimiz o süvari attan indi. Ha. Ama enteresan bir şey, biz bunu birbirine karıştırmışız. Hep atı besliyoruz. Değil mi? Hep. Şimdi düşün, bir süvari gidiyor. Gittiği her yerde atı besliyorlar, atı tımar ediyorlar, atı yediriyorlar, içiriyorlar, ata bakım yapıyorlar, üstteki süvariyi unutuyorlar. Bir yere gitti, oradan başka yere gitti, oradan başka yere gitti. Gittiği her yerde aç. Hedefe kim ulaşır? Süvari ulaşamaz, at ulaşır. Yolda bir yerde süvari ölür. Hedefe at ulaşır, at. Aynı vaziyet. Şimdi Cenab-ı Hak bize şu ruhun, değil mi, bedeni, ruhun meskeni, ruhun bineği hükmünde bir ceset vermiş. Biz bu ceset değiliz. Cesetten ibaret değiliz. O yüzden sadece cesedimizi beslemekle, sadece cesedin ihtiyaçlarını karşılamakla, eviydi, arabasıydı, şunuydu, bunuydu, sadece onlarla mutlu olamıyoruz. Camı kapatalım. Oradan çok ses geliyor. Sadece onlarla mutlu olamıyoruz. Neden? Çünkü biz sadece cesetten, maddeden ibaret bir varlık değiliz. Ruhumuz da doymak istiyor. Ruhumuz da dolmak istiyor. Manevi duygularımız, latifelerimiz var. Onlar da doymak istiyor. O yüzden bakın şimdi, insanı mutlu etmek için neler yapıyorlar. Değil mi? Ne lüksler, ne şatafatlar, ne şunlar, ne bunlar. Ama asla şu asrın insanı mutlu değil. Niye? Çünkü huzuru, mutluluğu veren Allah'tır. Allah dışında aradığınız mutluluk da, huzur da sizin başınıza bela olur. Öyle oluyor zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Hatime. Gafil kafaya bir tokmak ve bir dersi ibrettir. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vel hayatü dünya illa metaul gurur. Ey gaflete dalıp, bu hayatı tatlı görüp, ahireti unutup, dünyaya talip bedbaht nefsim. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür, uçamıyor, başını kuma sokuyor. Ta avcı onu görmesin. Kendi kendine aldattığı gibi insanı kimse aldatamaz. Bizim kendimizi kandırdığımız gibi bizi kimse kandıramaz. Başımızı kuma sokuyoruz. Herkesin kumu da farklı ha. Yani kum derken nedir orada? Deve kuşuna avcıyı göstermeyen neydi? Kum. Başını ona soktu, avcıyı görmüyor artık.
Avcıyı unuttu. Bize de ölüm avcısını unutturan, ahireti unutturan, Allah'ı unutturan, yaratılış gayemizi unutturan ne varsa o da bizim kulumuz. Kimisinin işi, kimisinin eşi, kimisinin para, kimisinin şöhret, kimisinin kadın. Adam onun içine kafayı sokuyor. Kimisi siyaset, kimisi spor. Onun içine kafayı sokuyor, orada kendini unutuyor, orada yaratılış gayesini unutuyor. Orada ölümü unutuyor. Ebedi dünyada kalacak gibi uzun uzun emellere, hayallere kendini kaptırıveriyor. Ölüm ansızın geliyor. Hiç hesaplarda yokken birden o toz pembe hayatın içine düşüveriyor. Vay be. Abi hiç beklemiyorduk diyor. Beklemezsen beklemeden gelir. Ha, değil mi şimdi? Diyor ki ölümün hakikatini gören kamil insanlar. Ölümün hakikatini bilen, ölümün Allah'a gitmek olduğunu, ebediyete yolculuk olduğunu, son olmadığını, bitmek olmadığını, sönmek olmadığını, yeniden bir diriliş olduğunu bilen kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Hep ölümü düşünüyor. Hani askerin hep şafağı düşündüğü gibi. Niye? Çünkü din baba ocağına, ana kucağına gidecek. Şimdi ehli iman için Adem babamızın vatanı aslisi olan cennete çağrılıyoruz ya. İnanın var ya, ölümün hakikatini bilsek, Allah'ı hakkıyla bir tanısak, Rabbimiz bizi çağırdığı zaman var ya, fişek gibi fırlarız. Ölüme hasretle, aşkla yaşarız ya. Bizim ecdadımız 1000 yıl dünyayı böyle titretmiş işte. Öyle öyle. Şimdi sahabe efendilerimiz Suriye civarında Bizans ordularıyla karşılaşıyorlar. Bakıyor ki Bizans orduları Suriye'de o zaman büyük bir savaşa hazırlanmış. İslam ordusunun 3 katı. Bir de onlar düzenli ordu. Hepsinin miğferleri, şunları, bunları falan. İslam ordusu öyle değil. Herkes evinden kılıncını kapmış gelmiş. Tepenin başında İslam kumandanıyla Bizans kumandanı karşı karşıya konuşuyorlar. Bizans kumandanı şöyle bakıyor İslam ordusuna, gülüyor. Bunlarla mı geldin diyor. Bir avuç. İstersen hiç savaşmayalım, gidin. İslam komutanı diyor ki, ben size öyle bir orduyla geldim ki, sizler yaşamayı sevdiğiniz kadar onlar ölümü seviyorlar. Böyle bir orduyla nasıl başa çıkabilirsin ya? Sizler hayatı sevdiğiniz kadar onlar ölümü seviyorlar. Onların bir sermayesi var hayatları. Aman onun başına bir iş gelir diye. Aman bir kör kurşun denk gelir. Bir ok denk gelir, bir mızrak denk gelir de ölürüm diye korkusundan ölüp atlıyor. Öbür tarafta da ya Rabbi, bu savaşta da bana şehitliği nasip etmedin diye hüzünle ağlayarak dönen, değil mi, imanlı bir asker var ki ne yapmış bizim ecdadımız? Dünyayı 1000 sene böyle titretmiş. Öyle diyor, her hakiki hasenat gibi cesaretin de menbaı imandır diyor. Adam niye ölümden korkmaz? Çünkü ölümle nereye gideceğini, nasıl bir yolculuğa çıkacağını, ölümün arkasında onu nelerin beklediğini biliyor. Öyle biliyor ki bir odadan bir odaya geçmek gibi. Değil mi? Dünya zindanlarından ebedi saadet saraylarına yolculuk gibi ölüme iştahla, iştiyakla, heyecanla, şevkle, değil mi, arzuluyor, istiyor. Adeta ölümü bekliyor. Ya bakın şimdi şu pandemi sürecinde dünya titriyor ya. Pandemiden mi korkuyor insanlar? Yok. Ölümden korkuyor. Korkunun kaynağı ölüm. Bütün hastalıkların, bütün savaşların, bütün belaların, musibetlerin, kazaların arkasında asıl korkutan ölümdür, ölüm. Ölümü arkadan kaldır, hiçbir şeyden korkmazsınız. Korkmaz kimse. Ha, öyleyse pandemi hallolsa da mesele bitmez. Yarın ilacı bulunsa pandemiyi atlattık. Pandemiyi hallettik. Ya ölümü nasıl halledeceğiz?
Öyleyse mesele o şu değil. Mesele hayatın ve ölümün sahibini tanımak. Ona iltica etmek, ona teslim olmak. Her şey onun elinde. Ya. Ey gaflete dalıp, bu hayatı tatlı görüp, bizim gaflete daldığımız nereden belli? Bu hayat öyle tatlı geliyor ki bize. Ya ölümü istemeyeceksiniz diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ayet nazil oluyor. O münafıklara, dinsizlere diyor ki, bakın diyor, siz ölümü istemeyeceksiniz. Şimdi ölüm korkusu iman zafiyetindendir. İman zayıflığındır. Ehli iman ölümden korkmaz mı? Korkar. Ama ehli imanın ölümden korkmasının sebebi ahirete daha fazla hasılat götürecekken, ahiretim için daha fazla çalışayım diye ona gayret ederken ölüm gelirse, ya benim hani sınavda daha çok soru çözecekken hoca gelir kağıdı elimden alırsa, aslında endişe buymuş. Yoksa ölümle nereye gideceğinden şüphe ettiği için değil, ölümü veren zatın kim olduğunu bilmediğinden değil, ölümle huzuruna çağıran Allah'ı sevmediğinden değil. Ha. Bakın ne diyor. Ey gaflete dalıp, bu hayatı tatlı görüp, ahireti unutup, dünyaya talip, bedbaht nefsim. Bir insana bu hayat tatlı geliyorsa, o insan ahireti bilmiyordur. Ahireti bilen bir insan ne yapmaz? Değil mi? Dünyaya aldanmaz ya. Dünya ona tatlı gelmez artık. Ahireti, Allah'ı, marifetullah'ı bilmeyen bir insan dünyanın cazibesine kapılır. Şimdi adam hakiki Antep baklavasını yemediyse burada seyyar satıcının tatlısına ağzının suyu akar değil mi? Onu iştahla yiyorsa ne dersin? Garip, bu zavallı da bunu tatlı zannediyor dersiniz değil mi? Tatmamış dersin. Ya nereden biliyor tatmadığını? Belli tatmadığı. Çünkü hakikisini yese bunu asla yediremezsin. Şimdi imandaki, değil mi? Namazdaki, ibadetteki, ahirete ait o ulvi lezzetleri, o ruhi lezzetleri tatsa, dönüp de dünyanın süfli, geçici, anlık, beş para etmez zevklerine talip olur mu? Gariplikten, yokluktan, değil mi? Boşluktan sarılıyor onlara. Boşluktan ya. Çaresizlikten ya. Adam yoksa değil mi? Kafayı mı yemiş ya? Niye kendini uyuştursun ki? Niye sarhoş olup sabahlara kadar sürüyorsun ya? Niye, niye? Öyle çaresizlikten yapışmış o şişeden medet bekliyor. Ve değil mi? Ayıktığı zaman dönüp bakıyor. Boş. Elde var sıfır. Hiçbir şey yok. Ha. Şimdi enteresan bir mana bu. Öyleyse bizim ahireti arzulamayışımızın, dünya için her şeyi feda ederken ahiret için hiçbir şeyden vazgeçmeyişimizin altında yatan sebep ahiret bilmiyoruz. Hep ne diyoruz? Ahiret var bu işin. Ahiret de tamam, ne demek bu ahiret? Ahiret de ne bekliyor bizi? Öyle ya, orada nasıl bir şey, nasıl bir akıbet bize bekliyor? Yani şurada geçirdiğimiz dakikalar orada ebedi bir surette bize tekrar iade edilecek. Şimdi şu anda buradayız ya. Şu anda burada bulunmak, şu sohbette bulunmak. İnanın ahirette insanın ömür dakikaları gözünün önünden geçerken bu kareyi yakaladığınız zaman oh diyeceksiniz ya. İyi ki oradaymışız o akşam. Niye? Çünkü bu akşam burada şu Kur'an'ın hakikatlerinden duyduğumuz bir cümle. Bilmiyoruz hangi cümledir ama bizim imanımızı kurtaracak inşallah. Ve o en dara düştüğümüz anda imdadımıza yetişecek. Ömürden şöyle akşamlar, haftada bir akşam, iki akşam derken, değil mi? Akıntıdan ne koparabilirsek, ne çalabilirsek zamandan, ahiret namına, inanın kopardıklarımız, çaldıklarımız bizim. Gerisi bizim değil, elimizden. Geçip gidiyor. Ya. Bir abiyle konuşuyorduk da dedi ki bana,
Ben dedi, işte 70-80 yaşına gelmiş. Hayatımdan dedi, Allah için çalabildiklerimi düşünüyorum. Vallahi onlar olmasa kahrımdan çatlarım dedi. İyi ki varmış onlar. Bazen dedi müsait olmuyordum, arkadaşım vardı. Beni alıp zorla derse götürüyordu, sohbete götürüyordu. Geliyordu zorla. Kızıyordum o zaman diyor. Şimdi diyor iyi ki yapmışım diyor. İyi ki götürüyor. Çünkü diyor hayattan sadece elimde kalan onlar. Niye? Çünkü fani hayattan insanın elinde ne kalır ki? Ancak bakiye ayırdığı, ebediyete tahsis ettiği dakikalar, saatler kalır. Ey nefis! Şu temsile bak, gör. Nasıl dünyaya hasr-ı nazar, aziz bir lezzeti, elim bir eleme kaybeder. Hasr-ı nazar dediği, at gözlüğü takıp sadece dünyayı görmek, bütün hayalleri dünyalık olmak, her şeyini dünyaya kilitlemek, dünyalık sevinip dünyalık üzülmek, hasr-ı nazar buymuş. Böyle bir hal, insanın dünyasını cehenneme çeviriyor. Öyle diyor bak. Nasıl dünyaya hasr-ı nazar, aziz bir lezzeti, elim bir eleme kalbeder. Şu temsile, şu örneğe bak gör diyor. Çok güzel bir örnek. Mesela şu kariyede, şu köyde, Barla'da iki adam bulunur. Birisinin %99 ahbabı İstanbul'a gitmişler. Güzelce yaşıyorlar. Yalnız bir tek burada kalmış, o dahi oraya gidecek. Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır, orayı düşünür, ahbaba kavuşmak ister, ne vakit ona denilse hadi git, sevinip gülerek gider. Niye? Çünkü bütün dostları İstanbul'da keyif ediyorlar, lezzet içindeler, orada yaşıyorlar, ben burada tek başıma gariban, perişan bir haldeyim. Öyleyse oradan çağrıldığı anda, buradan izin verildi, hadi git denildiği zaman güle oynaya gider. İkinci adam. %99 dostlar buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar. Bir kısmı ne görür ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler zanneder. Şu bin çare adam ise bütün onlara bedel, yalnız bir misafire ünsiyet edip onunla teselli bulmak ister. O elim alamı firakı kapamak ister. Ey nefis! Şimdi bu dünya o köy. İstanbul neresi? İstanbul ebediyet, ahiret. Şimdi ehli iman şu dünya gurbetindeyken, şu dünyanın ahirete nispeten bir köy hükmünde olan vaziyetindeyken duyuyor ki başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bütün evliyalar, sevdiklerimiz, dedelerimiz, analarımız, babalarımız hep nereye? Oraya gitmişler ve orada sevinip gülerek keyif ediyorlar. Şimdi ölümle oraya çağrılmak onun için nedir? Güle oynaya gidilecek bir seyahattir. Ya. Ama bir de düşün ki imansız bir insanı düşün ya. Adam korkmasın mı yani? Korkmak da haklı değil mi? Şimdi düşün ya Allah'ı bilmiyor, ahireti bilmiyor. Ölümle idam edilecek. Yok olup toprağın derinliklerinde yılanlara, çıyanlara yem olup gideceğim zannediyor. Hayır diyor, bana ölümü hatırlatma. Ölümü hatırlayınca diyordu bir tanesi, soğuk soğuk terliyorum diyor. Öyledir, öyledir. Ölüm insanı soğuk soğuk terletir. Ha, ama ahireti bilmeyen insanı, Allah'ı tanımayan insanı. Niye? Allah aşkına ya. Biz anne karnındaydık. Elimiz vardı tutmuyordu. Gözümüz vardı görmüyordu. Ayağımız vardı yürümüyordu. Ve bütün bu organların, bu aletlerin, bu cihazların farkında bile değildik ya. Anne karnından dünyaya çağrıldık. Bizde var olup da bilmediğimiz bir sürü aletleri, cihazları, organları kullanmaya başlamadık. Şu geniş hayatla, güneşle, rüzgarla, denizle, havayla tanışmadık mı?
Buradan tekrar deseler ki yeniden dönmek ister misin oraya deseler, ister miyiz? Kim ister arkadaş? Ağacı tekrar çekirdeğin içine çağırmak gibi. Ha. Öyleyse bu dünyada ahirete nispeten anne karnı gibiymiş. Bizde çok cihazlar, çok istidatlar, çok kabiliyetler var. Hiç kullanmadığımız için bilmiyoruz ne olduğunu. Farkında da değiliz. Biz çağrıldığımızda bir gideceğiz ahirete bakacağız ya aman yarabbi. Dünyadaki yaşadığımız hayat değilmiş ya. Dünyada kendi yaşadığımızı zannediyormuşuz. Çağırdıklar, çağırsalar tekrar kimse gelmek istemez. Niye? Çünkü anne karnından dünyaya doğduğumuz gibi dünyadan da ahirete doğacağız. Şimdi imanla, bir de bunlar sadece kuru teselli değil ha. Sadece insanları ölüm korkusundan kurtarmak için uydurulmuş hikayeler değil. İki kere iki dört eder gibi öldükten sonra dirilmenin ispatı var. Hem de akli ve mantıki delillerle, gözle görünür derecede. O meşhur zındıklardan bir tanesine 10. söz var, Haşr Risalesi, öldükten sonra dirilmeyi ispatlayan ders. Onu veriyorlar. Diyor ki, bu kitap beni ahiretin sokaklarında gezdirdi diyor. 700 Kur'an ayetinden süzülen müthiş akli ve mantıki bir ders. Adeta gözle görür, elle tutar gibi. Bilerek yaşayan, attığı her adımın farkında olan, gittiği yeri kaldığı yer kadar bilen değil mi bir insanın hiç gitmekten korkusu olur mu? Ölmekten endişesi olur mu? Ha, bak ne diyor. Çok güzel bir ifade. Ey nefis! Başta Habibullah Aleyhisselatü Vesselam. Bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Abi benim dostlar burada daha çok. Burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar. Kabirden ürküp, ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak, dinlene talep eder. Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak ne ister. Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Ya. Yani bir insan gerçekten iman yolunda, Allah yolunda hareket etmiyorsa, sağlam bir imanı, itikadı yoksa, o insanın erkekçesine ölümün yüzüne gülme ihtimali yoktur. O meşhur kabadayılardan Sarı Ferit diye, sonradan Cenab-ı Hak hidayet verdi, nasip etti Ferit abi, Allah rahmet eylesin, vefat etti de, o anlatıyordu. O zaman Türkiye'yi biz oturtuyoruz, kaldırıyoruz diyor. Her şey bizim elimizde. Herkes bizden korkuyor. Fakat ben de diyor, fellik fellik ölümden korkuyordum diyor. Hikaye onlar diyor. O ölümden korkmayanlar, yiğitlik, kabadayılık, külambeylik yapanlar, ensesinde namlunun soğukluğunu hissettiği anda bütün erkekliklerini kaybediyorlardı diyor. Gözümde gördüm bunu diyor. Şimdi niye? Adamın tek sermayesi hayatı ya. Kurşun geçirmeyen adam yok ki. Öldü mü bitti. İstediğin kadar yiğit ol. Sadece kabir taşına yiğit yazarlar. Yiğitti. Pisi pisine gitti. Ha, ama değil mi şimdi Allah'a iman eden, ahireti bilen ve icabında dini için, davası için, ahireti için dünyasından vazgeçecek kadar imanda kuvveti elde etmiş kahraman bir ruh ne yapar? Anında ahiret için dünyasından vazgeçer. Anında bozuk para gibi harcar dünyasını. Ahireti için, ebedi hayatı için. Öyle diyor. Bediüzzaman Hazretleri'ni böyle o zaman da dini yasaklamışlar, İslamiyet'i yasaklamışlar, camileri kapatmışlar. Böyle şu andaki bizim şöyle 3-5 kişi bir araya gelip yaptığımız sohbet o zaman da yasak. 163. madde var. Din propagandasından içeri atıyorlar. Böyle bir dönem, böyle bir devir. Bediüzzaman Hazretleri'ni de idamla yargılıyorlar. Suç ne? Suç, Allah dedi, iman dedi, İslamiyet dedi.
Din dedi, gençliğin imanını kurtarmak için bu iman hakikatlerini yazdı. Suçu bu. Suç bile o zaman. Diyor ki, mahkemeye çıkmış. Mahkemede onu idamla yargılıyorlar. Adeta korkutuyorlar. İdam var bak bu işin sonunda ha, ona göre. O da ayağa kalkmış. Demiş ki, benim iki hayatım var. Bir dünya hayatım, bir de ahiret hayatım. İki hayatımı da davam uğrunda feda ederim. Yani böyle bir iman davası için hem dünyamdan hem ahiretimden vazgeçerim. Tek hayatlı olanlar karşıma çıkmasın diyor. Adamın tek sermayesi hayatı ya. Bu adam korkmasın da kim korksun? Bu adam cesur olma ihtimali var mı? Kahraman olma ihtimali var mı? Olabilir mi öyle şey? Değil mi şimdi bak ya? Diyor ki, ey nefsim, deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder. Derdi maişetle sarhoştur. Bunu şu anda çok diyorlar değil mi? Ya hocam sen hangi asırda yaşıyorsun diyorlar. Zaman değişmiş. Sen bizi dedemin günlerine götürdün diyorlar. Zaman değişmiş ya, herkes dünyaya dalmış. Değil mi? Hocalar, hacılar, şunlar bunlar bile dünya peşinde koşuyor. Sen neden bahsediyorsun falan diye. Adam oradan kendini teselli etmeye çalışıyor. Kendini kandırıyor. Yani birilerinin yanlış yapmasını, yaptığı yanlışı kendine bahane gösteriyor. Ne diyor bakın. Zaman ne kadar değişirse değişsin. Değişmeyen bir şey var. Ey nefsim, deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder. Derdi maişetle sarhoştur. Çünkü böyle deme diyor. Neden? Çünkü ölüm değişmiyor. Firak bekaya kaybolup başkalaşmıyor. Aczi insani, fakri insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor. Sürat peydah ediyor. Diyor ki, ölümü öldürebilirsen, böyle ya, kabir kapısını kapatabilirsen, şu hayatı, şu gidişatı, şu kabre doğru dolu düzgün gidişatı durdurabilirsen o zaman gel. Her türlü yaşayalım. Madem ki ölümü öldüremezsin, kabir kapısını kapatamazsın, şu gidişatı durduramazsın, öyleyse her şey değişse bile, bütün zaman değişse, bütün insanlar değişse, ölüm değişmiyor. Bu değişiklikler dünyanın, ölümün bu tarafında. Kabire girdin, öbür tarafa geçtin ya. Öbür tarafta 1000 yıl önceki geçenle 1000 yıl sonra geçen arasında hiçbir fark yok. Çünkü orada teknoloji yok, orada medeniyet fantazileri yok, orada araba yok, ev yok, şu yok, bu yok. Yok oğlu yok, orada tek amellerin var. Bizi burası aldatıyor. Ben orada derim ki, ben 20. yüzyıldan geliyorum derim. Ne fark eder ki? Oraya 20. yüzyıl geçmiyor. 20. yüzyılın medeniyeti geçmiyor, değil mi? Sefahati geçmiyor, teknolojisi geçmiyor, hiçbir şey geçmiyor. Ya. Orada dımdızlak sadece amellerinle baş başa. Ya. Hem deme, ben de herkes gibiyim. Herkes. Var ya insan bak şerde, şeytan yolunda, gaflette, kendisi gibi günahkar, kendisi gibi dünyasını dinine, değil mi şimdi, dinini dünyasına feda eden insanları görünce onlardan kuvvet alıyormuş. Adam dinini feda ediyor dünyası için. Ahiretini feda ediyor. Bak kendisi için, kendisi gibi gaflette koşturan insanlarla kahvede toplanıp ne yapıyor adam? Bir kuvvet alıyor bak. Niye buradaki arkadaşlar hep beraberiz diyor. Şimdi aynı adam camiye gitse camide yalnızlık hissedecek. Ya bunlar hep ahireti çalışıyor. Benim halim ne olacak? Deyip uyanacak. Ama kahvede ne yapıyor? Herkes birbirini uyutuyor. Oradan geçerken birisi de şeytanınız bol olsun diyor. Niye şeytanınız bol olsun diyor? Biliyor gittiği yolun şeytan yolu olduğunu. Onlar da amin diyor. Teşekkür ediyorlar. Niye? Çünkü onlar da vicdanen biliyorlar gittikleri yolun şeytan yolu olduğunu. Çünkü vicdan insanı Allah dışındaki yollarda dürter. Rahatsız eder. Sızlayıverir. Hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder.
herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Bir çocuğun babası vefat etti. Babası, çocuk diyordu ya babam diyordu, emekli olduktan sonra kendini komple kahveye adadı. Her gün sabahtan akşama kadar taşları diziyor, sayıyor, eksik var mı diye böyle oyun, ne diyor, mermer döşüyor diyorlar ya. Akşama kadar böyle arkadaşları var diyor. Bir gün gitmese gelip evden götürüyorlar. Samimiyete bakıyor adam, cehenneme götürürken bırakmıyor arkadaşını, beraber yanacağız diyor öyle. Neyse, bir gün diyor babam kalp krizinden vefat etti. Gittik diyor arkadaşları, masa arkadaşları, kumar arkadaşları beraber gittik, defnettik. Ben diyor ertesi gün kahvenin önünden geçiyorum. Masayı aynen kurmuşlar. Sadece babam eksik, onun yerine başka biri gelmiş. Aynen devam. Vay be. Bak ne oldu şimdi? Hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise, başımıza bir iş geldi mi hemen arkadaş, eş, dost teselli ediyor değil mi? Sahip çıkıyor, destek oluyor. Allah razı olsun. Ama başımıza bir iş gelecek. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhaneyi dünyada nazar-ı hikmetle baksan hiçbir şey nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? İfadeye bakın. Yani ya ben istediğim gibi yaşarım. Kimse bana karışamaz. Kafama göre takılırım. Hayır, hayır. Kendini başıboş zannetme. Nereden belli benim başıboş olmadığım? Nereden belli benim kendi halime terk edilmediğim? Ha, ya arkadaş bir dakika ya. Şu kainatta en küçük bir incir tohumunun, incir tohumu bak dişinin kovuğuna girse kaybolacak tohumun, içinde dev gibi incir ağacı var. Her şey yazılmış. Ha, her şey hesaplanmış. Şu kainatta gayesiz, maksatsız, hedefsiz, boşu boşuna yaratılan, kendi haline terk edilen hiçbir şey görmüş müsün? Öyleyse mahlukatın en şereflisi, bütün kainat onun hürmetine çalışan, yeryüzünde Yaradan'ın muhatabı olan Allah, insan hiç başıboş bırakılır mı? Allah hiç onu kendi haline terk eder mi? Ya. Cenab-ı Hak muhafaza etsin inşallah. Yani şu manayı alemimize yerleştirsin inşallah. Şu ipi madem Cenab-ı Hak bize uzattı, biz de inşallah böyle. Çünkü öyle diyor. Hablullah diyor Kur'an. Yani içine düştüğünüz bataklıkta Allah size bir ip uzatır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılır diyor. Şimdi Allah aşkına şu akşamda biz birbirimizi tanımıyorduk. Bir araya geldik. Şu Kur'an hakikatleri Kur'an'dan bize uzatılmış bir ip değil mi? Öyleyse bunu uzatan Allah'tır. Kim vesile olduysa, kim anlattıysa, kim getirdiyse, kim yazdıysa, kim okuduysa değil. Bunu bizzat uzatan Allah'tır. Birilerini vesile etmiş, birilerini kullanmış, bizi kurtarmak istiyor. Belli ki bizden vazgeçmemiş. Vazgeçseydi hiç bizi bu derse getirir de bu hakikatlere muhatap eder miydi? O bizden vazgeçmemişken biz niye kendimizden vazgeçelim ki? Ha öyleyse biz de ondan vazgeçmedik. Rabbim biz de senden vazgeçmedik. Senin bize uzattığın ipe sımsıkı sarıldık deyip inşallah kendimizi ve etrafımızdaki insanları kurtaracağız. El-Fatiha.